Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu toplantısında Kilis'e yapılan saldırılar damgasını vurdu. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Ocak ayından bu yana IŞİD füzesi atılan Kilis'te vatandaşın ölüm korkusu ile yaşadığına işaret ederek, NATO ve Pentagon Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıklıyorlar. Ne tür bir dayanışma olacak? Hükümet bu soruna ne zaman müdahale edecek? Bugün Kilis, yarın başka sınır kentlerimize de benzer saldırıların olmayacağının garantisi yok. Açıklama bekliyorum dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru ise topu İçişleri Bakanlığı'na attı. Koru, dışişleri olarak konu ile yakından ilgileniyoruz. Güney sınırımız açısından milli güvenliğimiz her şeyin üzerinde. Ama konu esasen İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor yanıtını verdi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşüldü. Dışişleri Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Naci Koru katıldı. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Türkiye gündeminde çok önemli konular olduğuna işaret ederek, Kilis, Kahramanmaraş'taki kamp ve geri kabul anlaşması konusunda önemli sorular yöneltti. Dudu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bıraktığına işaret ederek, geri kabul anlaşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakan düzeyinde ikircikli bir durum yaşandığını söyledi. Dudu, vizenin kalkması için Türkiye'nin terör tanımının değiştirmesini isteyen AB'nin 5 koşuluna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye sen yoluna ben yoluma dediğini anımsatan Dudu, Erdoğan şimdi göç konusunda işbirliği yapacağız demeye başladı. Özetle geri kabul anlaşmasının geleceğini öğrenmek istiyoruz sorusunu yöneltti. Dudu, geri kabul anlaşması ile bağlantılı olarak geri kabul merkezlerinin yapılacağını belirtirken, Kahramanmaraş'ta Sivrice Höyük'te 25 bin Suriyeli mülteci için geçici barınma merkezi yapılıyor. Neye göre seçildi? Yöre halkı günlerdir eylem yapıyor. Direnişe rağmen neden bu kamp kurulmak isteniyor eleştirisini yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ise 3 yıl önce imzalanan geri kabul anlaşması çerçevesinde Ekim ayında eylem planı hazırlandığını belirterek, Türkiye ve AB bu anlaşmanın vize başta olmak üzere mükellefiyetlerinin öne çekilmesini istediler. Bu çerçevede 18 Mart'ta mütabakata varıldı diye konuştu. CHP Hatay Milletvekili Dudu ayrıca kilise yönelik önlem alınmaması halinde başka sınır kentlere de füze atılabileceği vurgusunu yaparak ABD ve NATO ile yapılan temasları da sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru da Dudu'ya cevaben, Kilis, güney sınırımız açısından önemli. Milli güvenlik her şeyin üzerindedir. Başbakan Başkanlığında düzenli terör toplantıları yaptık. Diğer bakanlıklar da katıldı. Tedbir alınıyor dedi. NATO ve müttefikleriyle yapılan temasların sürdüğünü kaydeden Koru, ABD ile istihbari paylaşım yapıyoruz. Her türlü tedbir alınıyor dedi.